Bu gördüğünüz alet bana göre çok güzel bir çapa makinesi. Hem çapa yapıyor hem yaban otlarıyla mücadele ediyor. Özellikle şu açıları çok güzel verilmiş. Yalnız dikkat edilmesi gereken konu buna göre arıkları yapmamız gerekiyor. Şu mesafeye göre arıkları yapmamız gerekiyor. Bundan biraz daha büyük yaparsak arıkları daha iyi oluyor. Daha dar yaparsak bazen bitkilere de ufak da olsa zarar veriyor. Zarar vermemesi için ben bunu yan kullanıyorum o zaman. Yan kullanıyorum. Bakın şimdi yaban otuyla mücadele ediyoruz. Domateslerimiz var gördüğünüz gibi. Yaban otlarımız var. Sarmaşık. Bakın sarmaşıkların hepsini topladım geldi. Buyurun. Sarmaşık diye bir şey kalmadı. Hepsini topluyor. Geliyor. Burada da hiç sevmediğimiz otlar var. Onları topluyor geliyor. Ve bunları böyle topladık. Hem çapamız oldu hem yaban otlarımızla mücadelemizi yaptık. Daha önce yaptığımız mücadeleden kalan otlar bunlar. Her hafta böyle yapıyoruz. Ve bayağı da başarılı oldu. Peki normal çapaya göre farkı ne bunun? Daha önce evet, normal çapa mı kullanıyorduk? Normal çapa kullanıyorduk ama normal çapada biliyorsunuz eğiliyorduk. Bölgesel yapıyorduk. Şimdi bölgesel yapmıyoruz. Hiç eğilmeden, şey yapmadan, belimize ağırlık vermeden, yük vermeden, bel ağrısı çekmeden, şunu çekmekle, hafif böyle bir çekmekle hem çapa yapıyoruz hem de daha seri yapıyoruz. Daha güzel yapıyoruz. Daha dengeli oluyor. Bir de çapada malum çapa bazı yerde 5 santim girer, bazı yerde 2 santim girer, bazı yerde hiç girmez taşa gelir. Ama bunda öyle değil. Bunda toprağa batırdığımız anda çektiğimiz zaman belli bir mesafeden alttaki çelik parça o alttan toprağı alıp geliyor. Biberlerin dipleri yapacağız. Bakın biberlerin dipleri artık şey olmuş, bir haftayı geçmiş çapası. Sertleşmiş. Bakın burada çok sert. Sertleşmiş. Şimdi bakın batırıyoruz. Battıktan sonra çekiyoruz. Buyurun. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Biraz dikkatli çekiyoruz. Çünkü biberler şey yapmasın diye. Bakın aynı mesafede, aynı şeyde patlıcanların altına geldik. Bakın hiçbir zarar ziyan vermeden, bakın hiçbir zarar ziyan vermeden çapayı vurmadan direkt çekerek işletiyor. Aynen, çapayı vurmadan. Çünkü çapayı vursak belki biz burada diktiğimiz fidanlara da zarar vereceğiz. Ona da vermeden, hiç yorulmadan. Bakın şu anda 10 metre geldim. Toplam 15 saniyede 10 metre geldim. Buyurun. İsterseniz buradan tekrar geriye de gidebilirsiniz. Böyle. Ama gerek yok bence. Gerek yok. Bir defa yaptığınız zaman yetiyor. Bakın şöyle oynuyor bu. Evet. Bunun oynaması çok büyük bir avantaj. Çünkü bastığımız zaman bu geriye doğru gidiyor. Geliyor. Geriye çektiğimiz zaman da şu açıda tekrar geriye götürebiliyoruz. Yani hiçbir zaman geriye giderken açıyı değiştirdiğinden dolayı da çok rahat ileri geri yapabiliyor. Bakın şöyle geriye yaslandı. Şimdi geri alıyorum. Bakın o kadar açı, 15 dereceye kadar bir açı geri gidiyor. Bakın ileri, geri, ileri, geri. Buyurun. Bakın toprak hamur gibi oldu. Bakın şurada sert toprak, sert kren toprağı. Bakın. Buyurun. Bakın taşı çıkar yerinden. Bakın. Çok rahat. İkinci gidiş gelişte toprak hamur gibi oluyor. Çok basit, çok güzel. İnsanı yormadan bir de dediğim gibi toprağı dengeli bir şekilde, bu çok önemli, dengeli bir şekilde toprakta belli bir mesafeyi alttan alıp gönderiyoruz. Bir de bitkilerin diplerini şey yapıyoruz. Bakın mesela burada domatesimiz var. Domatesimizin altına giriyoruz. Şöyle yaptığımız zaman bakın bir ileri bir geri. Bakın mesela şurada domatesimiz var. Bir ileri bir geri. Burada var bir ileri bir geri. Buyurun çapalarımız oldu.
Bir çapa iki suya bedeldir. Bunu unutmayalım lütfen. Çapayı bol, ne kadar çok yaparsak ürünü o kadar bol alıyoruz. Çapayı çok önemsememiz lazım. Çünkü topraklarımız malum sıcak bölgedeyiz. Çok çabuk kuruyor. Alttaki nemli toprağımızı dışarı çıkarmamız lazım. Gübreli toprağımızı da gübreyle temas ettirmemiz lazım. Daha çok temas ettirmemiz lazım. Bunun için bu çapaları, bunları öneriyorum. Ben bunu geçen sene aldım Kadıoğlu'ndan. Geçen sene aldım. Geçen sene kullandım. Bu sene hep kullanıyorum. Çok rahat. Peki mesela daha önce çapa yaptığında çapalığın yer ne kadar sürüyordu? Şimdi ne kadar sürüyor? Ha, zaman olarak söylüyorsanız ben bir kadına çapalatıyordum. Kendim yapmıyordum. Şimdi kendim yapıyorum. Kadına verdiğim yövmiye de cebimde kaldı. Aşağı yukarı 7 yövmiye veriyordum. 5 dönüm arazim var. 7-8 yövmiye de işaret ediyorduk. Tabii her tarafı sebze değil. Belli bir yeri sebze. Özellikle kavun ve karpuzlarda bende yaban ot çok fazla. Bunu önlemek için yapıyorduk. 7-8 yövmeyi vermiyorum artık şu anda. Kendim yapıyorum ve bir günde bitiriyorum. Saat 8'de başlarsam öğleden sonra saat 3'te bütün arazimin çapa işi bitmiş oluyor. Sadece bu aletle bitiriyorum. Bu aletle. Sadece gördüğünüz bu aletle yapıyorum. Sadece bu aletle. Evet. Bu aletle yapıyorum. Bu ve burası da hiçbir zaman şey olmadı. Yani körelmedi. İlk günkü gibi keskin. Hatta parmağımı da kestim. Bakın parmağımı da kestim. Parmaklarım kesiktir. Dikkat edin kullanırken. Buraları pek fazla elinizi sürmeyin. Keskindir. Yani 2 seneden beri kullanıyorum. Gayet güzel. Evet, şimdi gördüğünüz gibi diğer ekonomik modeli bu. Diğer ekonomik modeli gayet güzel. Bu modelin de bir özelliği, bu alet gibi geriye gitmediğinden dolayı, şöyle bir açıya 15 derece açı yapmadığından dolayı bu alet sabit ve otu daha güzel, yaban otu daha güzel kesiyor. Daha güzel dip dalıyor gördüğünüz gibi. Bu da aynı yapıyor ama bunun geriye gitmemesi, şu 15 derece açı yapmamasından dolayı otla mücadelede bende o daha başarılı. Adem Bey de maşallah güçlü kuvvetli, hacıdır kendisi aynı zamanda. Fötürlü hacı, Amerikan hacısı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu da çok güzel bir model. Ben bunu da beğeniyorum. Bunu da kullanıyorum. Bunu daha çok arıklarda, sebzede araya girmede kullanıyorum. Model de gayet başarılı. Gördüğünüz gibi ot bırakmadı. Evet. Şimdi bu kadar otu, otlu olan yerde tabii şimdi ot ilacı kullanmak çok kötü. Kanserojen bir malzeme. Otla da mücadele etmemiz lazım. Otla mücadeleyi yapmak için de böyle aletler çok bence iyi. Evet, bu alet hem hafif hem gayet güzel. Bu fiyatı da çok ucuz bunun. Evet, fiyatı da güzel bunun. Tam bizim çiftçinin istediği tipte. Bir de ucuz bunun ama güzel. Ucuz güzel. Bir de bunun bir özelliği daha var. Burasının böyle oval olması insanları daha, bu daha dik çalışılıyor. Yani şey, süpürge gibi. Süpürge gibi daha dik çalışıyorsunuz. Ve şuranın şöyle oval olmasından dolayı da toprağı daha güzel getiriyor size. Al bakalım Adem, getirtir bakalım şu toprağı bir. Bakın. Bakın daha güzel dalıyor gördüğünüz gibi. Evet. Bu arıklarda şeyde sebzede çok faydalı. Özellikle karpuz kavunda çok faydalı bir şey. Çünkü aralara girme daha kolay oluyor bunda. Bu da dediğim gibi büyük alanlarda. Mesela ceviz ağacının altı. Efendime söyleyeyim, vişne ağacının altı. Meyve ağaçlarının altında bu. Daha rahat, daha güzel kullanılıyor. Sebzeye de ama fena değil. De, sebzeye de güzel. Sebzeye de güzel. Otla mücadele de güzel. Sebzede de kullanılıyor ama bu sebzenin aralarına daha güzel giriyor. Biraz daha ufak olduğu için sebzeye daha araya girmesi, evet, daha kolay. Bakın gördüğünüz gibi daha rahat aralara giriyor. Hacı sevdi bunu. Vallahi sevdi.
Bakın sebzeyi hemen hissettiriyor yani. Sebzeye değdiği zaman hissediyorsunuz. Zarar vermiyor yani. Nasıl? Güzel. Normalde neyle çapalıyordunuz? Normalde bağ çapasıyla çapa yapıyoruz. Belimiz ağrıyor tabii. Bunda ağrımaz belim. Çünkü dik tutuyorsun, süpürge şeklinde tutuyorsun bunu. Bir de daha süpürge seri. Süpürge kullanır şeklinde daha seri. Onu evet, mesela bunu bununla almak daha kolay. Bakın evet. Daha kolay. Hemen koparıyor alıyor bu. Evet, gördüğünüz gibi daha kolay alıyor. Bu, hani dediğim gibi otla mücadelede süper bir alet. Ama arıkta